Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hem güneş hem rüzgarlı bir günden merhaba. Bugün size yeni sezon çantaları çekeceğim. Önce Mango'dan başlayacağım. Çünkü Mango'nun modellerini çok seviyorum. Çünkü ünlü markaları, Jack Moose, Hermes vesaire taklit ediyor. Güzel de yapıyor, kaliteli yapıyor. O yüzden önce Mango'dan başlıyoruz her zamanki gibi. Minik çantaları çok beğendim. Özellikle bu gri rengini çok beğendim. Her şeyle çok rahat kullanabilirsiniz. Çapraz askılı. Mesela şöyle içini de göstereyim. İçi de gayet geniş bence. Şöyle bir kulbu. Bir de acı kahvesi de var. Ama bence gri çok daha güzel. Her şeyle kombinlenebilen bir renk. Benim mesela bir kapitone çantam vardı. Mango'dan aldığım. Her zaman sorduğunuz. O çantaya çok benziyor ama çok daha parlak bir sarısı var. Ama içi oldukça geniş. Şöyle açılıyor bir dakika. Bunu da göstereyim bakın. Körüklü, iki çift gözlü, bir sürü gözü var hatta. Sanırım benim hep favorim bu kapitan çantalı olacak. Böyle kolumda da görün istedim. Ben bunu böyle çiftli olarak kısaltarak taktım. Gayet güzel gözüküyor. Zaten bende de vardı dediğim gibi. Hatta bende de daha da büyüktü bunun. Aslında benim çantam bu rugan görünümlü çanta ama bu çantanın açılışı biraz ilginç. Şöyle tepesinden açılıyor üstten, mıknatıslı. Şöyle açıyorsunuz, o yüzden biraz dar, yani kullanım kolaylığı çok sağlayacak bu çanta değil. Çünkü sert kapanmak istiyor ısrarla. Şöyle böyle körüklü falan değişik bir çanta ama model olarak veya şeyini beğendim, tarzını. Ben aslında bunu beğeniyordum. Yanlış gösterdim. Bunun siyahını beğeniyordum aslında ben. Şöyle bir çanta. Kalmamış herhalde. İşte benim beğendiğim siyahı bu. Şöyle kodunu paylaşacağım sizinle. Bunu beğeniyordum ben. Size gri ile kahverengisini paylaştığım çantanın bej rengi de varmış. Bir de şöyle minnacık bir çanta var. Küçücük bir sapı var. Şöyle içini göstereyim. İçi biraz dar ama yine de hani işinizi görebilecek bir çanta. Bunun fiyatına bakalım. Mesela bu çantayı beğendim. Biraz böyle klasik yılan, krokodil desenli vesaire ama bence ebat olarak falan çok güzel ve kullanışlı bir çanta. Epey beğendim. Hemen içine de bakacağız şimdi. Minnoş şöyle çantalar var. Şöyle açayım. Ya içi çok çok büyük değil tabii ki. Küçücük bir çanta çünkü. Ama iki gözlü falan, körüklü. Hatta yani büyük gözüküyor ama normalde bir karışı kadar. Şöyle. Bunların da kodu bu. Bir de bunlar var ama aşırı aşırı büyük bir çanta. Yani hani böyle daha kurumsala uygun bir çanta modeli aslında. Ben şöyle bir paylaşayım. Bayağı büyük. Şöyle bir kodu da bu. Bunlar kibar ama küçük böyle. Hani çapraz falan da takabilirsiniz. İçi de güzel, bayağı geniş. Bir de acı kahvesi var. Bunları beğendim. Bir de şöyle yılan derisi görünümlü bir iPad çantası var. Bunları bayağı sevdim açıkçası. Bunun bej rengi de var. Şöyle kodunu bırakayım. Minik minik Jack Moose benzeri yine minnacık çantalar var. Şöyle göstereyim. Hiçbir işe yaramayan. Şöyle. Bunu size Mango turunda da göstermiştim. Çok tatlı. Rengini çok beğendiğim bir çanta. İçinde uzun sculpt'u da var. Yani bu da çok bir işinize yarayacak bir parça değil ama şöyle göstereyim. Ama rengi çok güzel. Her sene çıkan zaten zincir detaylı kapitone çantalar yine bu sezonda var. Bu sezon renkler daha canlı ama çok hoşuma gitti. Bir de şöyle göstermiş olayım kodunu. Ama zincirleri çok ağır bu arada.
tam avuç içi kadar minnacık kartlak olduğum, bir de zinciri de var. Böyle boynunuzu çapraz falan da asabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel ve yumuşacık. Fiyatı ve kodu bu. Mesela ben şu süet çantayı çok seviyorum ama süet çantalar da genelde üzerinizdeki kıyafetlerin rengini aldığı için çok sevmiyorum. Kullanışsız oluyor ama yine de çok beğeniyorum. Bu çantalarda H&M'de böyle kapitone modeller, hem beji var hem siyahı var. Yumuşacık böyle, çok tatlı. Bir dakika şöyle içini de açıp göstereyim. Bayağı da geniş. Fiyatına bakalım. 550 TL'ymiş fiyatı. Kodunu da şöyle paylaşayım. Yine o da zincir ve deri karışımlı. Bir de şurada peluş çantalar var, böyle küçük çantaları istiyorsanız. Bir de bunlar var böyle. Ve de böyle suni deri. İsterseniz bu askıları çift yapıp mesela şunun gibi kısaltabiliyorsunuz. Bir fiyatını da vereyim. Vegan polyestermiş. Bir dakika. Kodu ve fiyatı bu. İçini de hemen bir açıp bakalım. İçi oldukça geniş aslında. Bayağı da kullanışlı gözüküyor. Yani oldukça da klasik bir model. Bir de şöyle iPad çantaları göstereceğim size. Yine böyle kapitone, böyle paraşüt kumaştan falan. Bayağı güzel bunlar açıkçası. Beğendim. Fiyatı da gayet uygunmuş. 160 TL. Şöyle kodunu bırakayım. Bir de onun şöyle bir kahvesi var. Açık bir kahve. Bu da güzelmiş. Bir de şöyle küçük takımıza asmalı çantalar var. Şunları da paylaşmış olayım sizinle. Bir dakika lütfen. Bir de şöyle rüzgarlık gibi biraz daha paraşüt kumaşlar. Özellikle annelerin çok seveceği böyle. Çok hafif, içi de oldukça derin. Öyle bir çantaları da var H&M'in. Gayet güzel gözüküyor aslında. Plajda vesaire de kullanılabilir. Hemen bir fiyatına ve koduna bakacağım. Şöyle. Ay, gözükmedi galiba. Bir dakika. Son olarak bir de şunu göstereyim. Oldukça incecik, pek bir işe yaramayacak bir çanta. Ama böyle çapraz çantaları seviyorsanız bir bakabilirsiniz. Bunun da kodunu hemen şöyle paylaşıyorum. Fiyatı da 319 lira. Şimdi size Massimo'da çok güzel bir çanta göstereceğim. Gerçek deri. İnanılmaz güzel duruyor. Fiyatına hemen bir bakacağım. 2000 liraymış fiyatı. Ama bence modeli vesaire çok çok hoşuma gitti. Şöyle bir açıp göstereceğim size. İçi de oldukça geniş. Tam böyle hemen kol altında bitecek bir model. Çok beğendim. Çok şık bir çanta bence. Kahverengisi de çok güzelmiş. Şöyle göstereyim. Ay valla, bir koluma da takıp göstereceğim şimdi. Bu da kolda duruşu böyle. Tam kol altında bitiyor. Gerçekten güzel bir çanta. Massimo'da şunun kahverengisini ben trençkotlar videosunda göstermiştim. Bu da siyahı. Gerçekten çok güzel. Gerçekleri. 3000 lira bir fiyatı var. Şöyle kolunu göstereyim. Çok tatlı bir çanta. Herşikada sizin için bir gece çantası buldum. Bayağı kolunuzun altında bitiyor. Böyle eğer gece çantasına ihtiyacınız varsa buna bir bakabilirsiniz. Hemen fiyatını paylaşayım. Şimdi bir tane klasik bir çanta göstereceğim. İsterseniz böyle çapraz veya tek omuz takabilirsiniz. Bunu Zara'dan alabilirsiniz. Bu tokasını falan beğendim. Şöyle içi de oldukça geniş, çıt çıtlı. Biraz sert bir kalıp bu arada ama çok rahat kullanırsınız. Bir de şöyle yan takayım. Böyle de bakarsanız gayet güzel bir çanta. Hemen kodunu vereyim. 550 liraymış fiyatı. Kodu da bu. Bir tane de şöyle bir çanta buldum. Böyle çiftli skolpu var. Böyle tam kol altında biten. Küçük minnoş bir şey. Yine böyle rugan görünümlü. Hemen bir de içini açıp bakalım. Bence boyuna göre epey içi derin ve uzun olduğu için bayağı kullanışlı bence. Bu da her sezon artık klasikleşen bir model. Şöyle içi çok çok derin. Eğer böyle çok fazla eşya almayı seviyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Böyle mat zincirli oluşunu falan seviyorum. Dediğim gibi her sezonda zaten çıkıyor. Oldukça büyük bir çanta. Böyle göstermiş olayım. Bir de koduna bakalım. Ve bu kapitone çantalar bende de var ve her sezonda Zara'ya geliyor. İstikrarlı bir şekilde. Mango'da da zaten göstermiştim.
şöyle çıt çıtlı. İçleri de oldukça geniş bu çantaların. Bayağı kullanışlı oluyor. Ben çok severek kullanıyorum açıkçası. Bu sezonki fiyatı 450 TL. Kodunu da şöyle bırakayım. Bir de şöyle yılan derisi görünümlü, böyle zinciri gold bir şey göstereceğim. Tata çanta göstereceğim. Bunun da fiyatı 500 TL. Kodu da bu. Bir de kolumuza takalım bakalım nasıl duruyor. Gayet şirin duruyor. Mesela böyle siyah kıyafetler giydiğinizde çok rahat kullanabilirsiniz. Klasik model arayanlar bir de buna bakabilirler. Bakayım nasıl açılıyor. Bir dakika çözeyim. Burası süet. Dış kısmı deri. İçi oldukça geniş, çift gözlü, böyle körüklü bir çanta. Uzun da bir kulbu da var. Hani çapraz da takabilirsiniz. Normalde. Fiyatına da bakalım. Bir de şöyle bir çanta göstereceğim. Bu da oldukça yine klasik bir çanta. Şöyle zincirli ve deri kayışlı. Güzel bir çanta. Hemen içine kurcalayalım. İçi de gayet güzel açılıyor. Kapağı tamamen açıldığı için çok rahat alabilirsiniz içinden eşyalarınızı. Bakalım ne kadar fiyatı. 500 TL. Şöyle göstereyim. Bir de böyle biraz krokodil gibi olan çantalar var. Ben pek beğenmiyorum bunları ama küçük çantalarda bu tarzı, klasik tarzı seviyorsanız buna da bakabilirsiniz. Bunun kodunu da şöyle paylaşayım. Bir tane de şöyle yeşil bir çanta buldum. Sapları da şöyle deri görünümlü. Böyle bir kalıp, böyle isterseniz geniş böyle bir askısı da var. Veya böyle küçük tote çanta gibi kullanabiliyorsunuz. İçi de epey geniş. Hemen fiyatına bakalım. Bu da küçük bir babaanne çantası gibi bir şey. Şöyle göstereyim hemen kolunu vesaire. Öyle. Çok da beğendiğim bir model değil tabii ki. Bu da indirimde diyebiliyorum. Hatta bunun böyle bir turuncu, çok tatlı bir turuncu rengi olanı da var. Şöyle kodunu bırakacağım, bir özel fiyatlara bakın. Bu dediğim gibi indirimli bir çanta. Çok şirin. Şöyle küçük. Ay çok zor açılıyor. Şu minnoşun renginin güzelliğine bakar mısınız? Tam bir Valentino'nun bu sezon trend rengi. Şöyle göstereyim kodunu vesaire. Bunun kumaşı paraşüt kumaş gibi. Biraz böyle yağmurlu kumaşı gibi. Şöyle minnacık. Tam çıtı pıtı kızlar için. İçi de küçücük. Ve videoyu burada bitiriyorum. Siz tabii ki videonun sonunda yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama ben yine de söyleyeyim. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.